Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Luge denilen bir parkurdayız. Burası bir ormanlık bisiklet alanı. Doğru bir gün değil sanırım. Bayağı sisli. Enteresan bir yer burası. Hatta burada şöyle bir olay olmuş. Bir 10 sene önce. Mountain Lion diye bir hayvan var burada. Dağ aslanı. Yani bu bizim bildiğimiz Puma. Avrupa'daki adıyla Puma. Burada çok var. Amerika'nın bu bölgesinde. Burası da onların bayağı serbest gezdiği bir alan bu ormanda. Hatta şurada tabela var gördüğünüz gibi. Yaklaşıyorum tabela şu anda. Uyarı tabelası. Türkçe diyor, burası diyor Mountain Lion Puma alanı. Güvenliğinizi garanti altına alın diyor. Önlemlerinizi alın. Puma saldırısında karşılaşabilirsiniz diye bir uyarı yapmış. Tabii böyle bir şey olacak diye bir şey yok tabii de. Bunlar uyarıyı yapmışlar. Ama lakin şöyle bir şey var. 10 sene önce burada bir tane Puma Mountain Lion iki kişiye birden saldırmış. Aynı hayvan. Hayvanın normal olmadığı düşünülüyor. Çünkü kolay kolay saldırmıyorlar. Kendinden büyük hedeflere saldırmıyorlarmış. O hayvanda bir sıkıntı varmış sanırım. Bir tane önce kadına saldırmış. O da kadın yine burada bisikletini zincire atmış. Zincirini takarken yere eğiliyor. Tabii yere eğildiği zaman küçük gözüküyor. Bu Mountain Lion'da onu görüyor. Saldırıyor. Kafasından yakalamış. Öldürmüş kadını. Sonra aynı gün 5-6 saat sonra yine aynı şekilde başka bir adama aynı şekilde böyle yere çömelmiş oturmuş bir adamı görüyor. Ona saldırmak üzere. Fakat adam bisikleti kaldırıp üzerine yürüyüp onu korkutuyor. Kaçırıyor. Sonra tabii buradaki polis ekipleri işte National Forest şeyleri var. Bu doğal hayatı koruma polisi gibi diyeceğim. Yani buraların bağlı olduğu bir ekip var. Onlar o gün içinde gördükleri bütün dağ aslanlarını öldürmüşler. Yani bu manyak olanı bulana kadar en sonunda bulmuşlar. Yani bir 10 sene önce böyle bir olay yaşanmış. Dolayısıyla ondan dolayı da böyle bir uyarı tabelası koymuşlar. Yani tabii ki normal şartlarda bu hayvan insan olduğu zaman çıkmıyor ortaya. Zaten siz görmek isteseniz de göremiyorsunuz. Çok gizli, gizlenme yeteneği olan bir hayvan ama böyle de bir olay olmuş. Yani insanlarda olduğu gibi hayvanlar arasında da bozuklar çıkabiliyor. Dolayısıyla burası biraz ürkütücü bir parkur. Çok fazla tırmanış var. Yani parkurun %70'i tırmanış. İnişi de çok dik ve çok tehlikeli. Sağ taraf komple uçurum. Çok zevkli bir parkur ama bayağı tehlikeli bir parkur. İşte bugün buraya deneyeceğiz inşallah sis dağılırsa. İnşallah güzel bir video çıkacak. Görüşürüz.
Arkadaşlar parkur bitti sayılır. Kısa bir yol kaldı. Sonlarda biraz tırmanış var. Of. Bu dağlar beni öldürdü. Bir koyuyoruz acaba. Elektrikli bir tutuyor. Evet arkadaşlar, bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Buradan sonra asfalt arabaya gideceğiz. Parkur bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz.